Sıradaki haberimiz küçük çocuklarının videolarını sosyal medyada yayınlayan ailelere uyarı niteliğinde. Bu hareket dijital kaçırmaya zemin hazırlayabilir. Peki nedir dijital kaçırma? Ayrıntıları birlikte izleyelim. Oyun oynayanlar, şarkı söyleyenler, çocukların videoları sosyal medyada hızla yayılıyor. Sen gelip yalvaracaksın gene. Kıskanırım seni, başka biri sevmesin. Paylaşılan videoların başrolünde 18 yaş altı çocuklar var. Anne babalar çocuklarıyla yaptıkları paylaşımlarla beğeni topluyor. Benim de çocuklarım var. Biz sosyal medyayı o şekilde kullanmıyoruz. Aslında eğlenceli görünebilir ancak bu paylaşımları yapan anne babalar tehlikenin farkında değil. Dolandırıcıların yeni hedefi çocuklu paylaşımlar. Dijital tuzaklarda o çocukları kullanıyorlar. Ben gülerim, Burak Aya sana gülmesin. Özellikle çocukların fotoğrafları alınıyor, çok farklı sitelerde paylaşılıyor, çok farklı içeriklerle paylaşılabiliyor. Bu ciddi anlamda bir sorun teşkil ediyor. Onlar bizim geleceğimiz, kesinlikle onların böyle mecralarda paylaşılmasına hiç sıcak bakmıyorum. Yazık ya. Değil mi? Çok yanlış. Çocuklar paylaşılır mı? Aile paylaşılır mı? Bırakın sosyal medyaya atmayı, yani sokağa salmak bile yanlış. Dijital ortamlarda kötü niyetli birçok kullanıcı var. Bu kullanıcılar paylaşılan o çocukların videolarını, seslerini ve görsellerini alıp kendi çıkarları için kullanabiliyor. İnsanoğlu farklı yöntemleri kullanarak onu kötüyü kullanabiliyor yani. Sanal çeteler küçük çocukların seslerini kopyalayabiliyor. Bu ses ve görüntülerle aileden fidye isteniyor. Çocuğunuz kaçırılmıştır. Bununla ilgili işte videosu da aşağıdadır diyorlar. Aslında yapay zeka teknolojisi ve deepfake teknolojisini kullanarak çocuğun fotoğrafını alıyorlar ya da videosunu alıyorlar. Tamamen değişik bir şekilde sunarak bunun üzerinden fidye koparmaya çalışıyorlar. Ailelerin çocuklu paylaşımları yaparken iki kere düşünmesi gerekiyor. Bu içerikleri, fotoğrafları paylaşmamak bu noktada yapılacak en temel husus. Yani çocukları 18-20 yaşına gelmeden internetlere kendilerini de alıştırmamaları daha iyidir yani.